oluyor. Sizce SAP programını bilmek çok önemli mi? Bir YBS öğrencisi, yönetim işin sistemleri öğrencisi SAP programını bilmek zorunda mı? Şimdi şöyle, bu bir ürün, bir firma, evet, marka ürün. Ve buna genel olarak ERP diyelim. Kurumsal otomasyon projeleri Türkçesini de söyleyebiliriz. Bu alanı biliyor olmak veya bilmiyor olmak olarak düşünelim. Evet, Türkiye'de SAP domine ediyor sektörü. En ağır, en fazla kullanılan yazılım. Bu dünyada değişiyor. Amerika'da değil mesela. Amerika'da Salesforce şu an bir numara satışlarda ve şeylerde. Grafikler en azından bağımsız kuruluşların yaptığı istatistikler böyle. Bunlar çok tartışılıyor. Pazar oranları, pazar değerleri tartışılan şeyler ama en azından Türkiye kadar böyle açık ara önde olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir firmanın bir ürününü öğrenmeye ben üniversite olarak, üniversite kültürü olarak her zaman karşıyım. Yani üniversite herhangi bir kurumun ürününün öğretildiği, herhangi bir kurumun üretmiş olduğu teknolojinin pazarlamasının yapıldığı. Çünkü onu öğretmek pazarlamak demek aynı zamanda. Siz de mezun olunca o konuda bir iş bulacaksınız. Veya bir işe girdiğinizde o ürünün alınmasını isteyeceksiniz onu bildiğiniz için. Buna karşıyım. Yani bu değişik firmalar için programlama dillerinde de vardır, veri tabanında da vardır, her yerde işte network'te de vardır. Bir kurumun ürününü dikte edilmesi hoş bir şey değildir. Üniversite herhangi bir kurum, herhangi bir şirket, herhangi bir üründen bağımsız düşünebilen, özgür düşünebilen, o geniş perspektifteki insanları yetiştirmekle sorumludur. Dolayısıyla ürün bazında böyle cevaplayayım. Ama ERP dünyasını soruyorsanız, bir yönetim bilişim sistemleri mezunu ERP dünyasını anlamalı mıdır diye soruyorsanız bence anlamalıdır. Bu ERP uzmanı olacağı için değil. Yani evet, o ERP eğitimini aldıktan sonra bu sektöre girip bu sektörde bir uzmanlık yapabilir. Ama yapmayacak olsa bile o dersten çok şey edinir. Mesela işte diyelim ki E-Devlet çalışıyor hocamız, değil mi? E-Devlet alanında teknolojide gösterilen bir direnç. Aslında veya sizin herhangi bir yazdığınız yazılım, mobil uygulama yazdınız. Mobil uygulamanın yeni versiyonunu çıkarttığınızda o yeni versiyonun daha önceki kullanıcılarınız üzerinde yapacağı etkinin anlaşılabilmesi ERP'de de yaşanan şeyler. ERP projeleri, başarı hikayeleri ve başarısızlık hikayelerini okuduğunuz zaman çok sayıda direnç görürsünüz teknolojiye karşı. İnsanlar bir sisteme alışmışlar ve o sistemin değişmesine karşı direnç gösteriyorlar. Ve bu direnç bütün yazılım projelerinde de aşağı yukarı yaşanan şeylerdir. Ama ERP dünyasında biraz daha net anlaşılır bunlar. Örnekler üzerinden gidebilme şansınız vardır. Bu sadece bir örnek. Yani ERP dersini bize kazandırabileceği faydalı şeylere bir örnek. Dolayısıyla ben kişisel olarak, benim kişisel tavsiyem yönetim bilişim sistemleri bölümünde ERP dersleri, yani kurumsal otomasyon projeleri öyle söyleyelim, dersleri olmalıdır. Bu dersler çok şey kazandırır ve faydasının da görüleceğine inanıyorum. Bu benim kendi kişisel tecrübelerim neticesinde söyleyeceğim bir şey. Ha, farklı görüşlere de sonuna kadar saygım vardır, onu da söyleyeyim. Bilmiyorum cevap oldu mu sana? Oldu hocam, çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz.